Tatil mevsimindeyiz malum. Tabii bu mevsimi fırsatı çeviren dolandırıcılar da var. Onlar da harekete geçmiş durumda. Hedeflerinde ise bungalovlarda kalmayı planlayan tatilciler var. Ve bakın nasıl bir yöntemle tatile gidenleri ağlarına düşürüyorlar. Bilmem ne tatil köyü, bilmem ne böyle böyle insanları inanamayacağınız şekilde dolandırıyorlar. İşletmelerin de dolandırılması demek. İşletmecilerimiz de bu konuda çok mağdurlar. Bungalov evleri için sosyal medya hesabı açıyorlar. Sahte kampanyalarla müşterileri ağlarına düşürüyorlar. İnsanları düşürüyorlar. Biz de düştük öyle işte. Onlarca kişi belki daha fazlası. Ödemeyi aldıktan sonra ise sırra kadem basıyorlar. 2400 lira para gönderdim o zaman. O yeri bulabildiniz mi? Bulamadık. Her hafta sonu en az 15-20 tane dolandırılan insan bizleri buluyor. İstanbul'dan biraz uzaklaşıp doğayla iç içe olmak isteyenlerin en yakın adresinden biri Maşukiye. Ne var ki buradaki bungalov işletmecilerinin dolandırıcılarla başı dertte. Kapı adı altında bize para aldılar. Biz o parayı gönderdikten sonra bir de iletişime geçemedik maalesef. Bizim işimize de balta koyuyorlar. Dolandırıcıların yöntemi basit. Farklı farklı işletmelerden bungalovların fotoğrafını çekip sosyal medyaya sanki kendi işletmeleriymiş gibi koyuyorlar. Ardından yüksek takipçi satın alıyorlar ve sahte kampanyalarla kendilerine sözde müşteri çekiyorlar. Bizim evlerin resimlerini çekerek, kendilerine başka başka sayfalar açarak günlük 1000 lira, 1500 lira arası, 3 gün konsept 4000 lira diyerek insanları dolandırılıyorlar. İletişime geçtiğinizde de sizi WhatsApp'a yönlendiriyor, ödeme için de bir hesap numarası yolluyorlar. Yoğunluktan dolayı sadece WhatsApp üzerinden konuşmayı kabul etti. Bir saat içinde fatura atacağım dedi, faturayı atmadı. Gün boyunca oyaladı. Dolandırıcılar her detayı incelikle düşünüyor ve ona göre konumlandırıyor. Çünkü buradaki bungalovların içinden dahi fotoğrafları atıyorlar ve burada asıl mağduriyet yaşayanlardan birisi de gerçek bungalov işletmecileri. Çünkü buraya mağdurlar geliyor ve onlar da kendilerinin dolandırıcı olmadığını ikna etmeye çalışıyorlar. Bizi de otomatikman dolandırıcı olarak görüyorlar. Bizi görüntülü arayın diyoruz. WhatsApp'tan canlı göstererek bu şekilde satış yapmaya çalışıyoruz. Peki tatile giderken dolandırılmak istemeyenler ne yapmalı? Halkımız önce uyanık olması lazım. Görüntülü arasınlar. Ajenteler var. Onlara ulaşabilirler. Kesinlikle şahıs ismini olursa yatırmayın.